Yollar yolumuzdur. Meydanlarda tek değil, tek millet, tek ırk diye bağırıp çağırıyorlar. Buradan milliyetçi oyları devşirmeye, milliyetçi oyları etrafında toplamaya çalışıyorlar. Yoksa onlar da biliyorlar ki bu ülkede tekliği dayatmak faşizmden başka bir şey değil. Ve şu yalanı söylüyorlar. Biz tek millet ve tek din olmazsak ülke bölünür, parçalanır. İşte bu büyük bir yalandır. Ülkenin parçalanmamasını, ülkenin birlik içerisinde eşit, adil bir kardeşliği var edebilmesinin yolu teklik, ırkçılık değildir. Çokluk, çoğulculuk, radikal demokrasidir. Şimdi meydan meydan, il il dolaşıp tek olacaksınız diyor, tek dil olacaksınız. Ya Allah'tan kork. Allah'tan kork. Bu ırkçılık, bu mezhepçiliği nereye kadar bu halka dayatacaksınız? 1 milyon 200 bin Suriyeli vatandaşı buraya çağırdılar ama Esad devrilmedi. Suriye'de istedikleri sonuç ortaya çıkmadı. Şimdi herkes perişan oldu. Bakın bunu niye anlatıyorum? Şimdi Türkiye'deki iktidar politikası da bizi adım adım Suriye'ye götürüyor. Türkiye'de de her yerde gerginlik var. Şimdi adam çıkmış cumhurbaşkanı olacağım, başkan olacağım diyor ama kendisine oy vermeyen herkese hakaret yağdırıyor, tehdit yağdırıyor. Onun gözünde Alevi sapkınlık inancıdır. Bunu söylemekten de çekinmiyor. Onun gözünde AKP'ye oy vermemiş olanlar düşmandır. Bunu söylemekten de çekinmiyor. Bize hakaret ediyor. Bakın 3 cumhurbaşkanı adayız. Bir tanesi AKP'nin adayı yani. Her gün meydan meydan dolaşıp bize küfürler, hakaretler yağdırıyor. Zannediyor musunuz ki bunu bilinçsiz, bilmeden yapıyor? Hayır, bilerek. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bize terbiyesiz deyip, satılmış deyip bizi meydanlarda yuhalatarak kitlelerimizi karşı karşıya birbirine düşman etmeye çalışıyor. İnanın ki bu kadar küçük düşünen bir adamdır. Küçük hesapları olan biridir. Eğer öyle olmasaydı, kendine güvense, özgüveni olsaydı,
olsaydı bu kadar provokatörlük yapar mıydı? Madem anketlere göre %56, %58 oyun var, madem Türkiye'nin yarısından fazlası senin arkanda, bu korku niye o zaman? Kimden korkuyoruz? Gel televizyona çıkalım diyoruz, gelmiyor. Malını mülkünü açıklamıyorsun. Ya madem Türkiye'nin yarısı senin arkanda, sen niye kitleleri birbirine düşürüyorsun? Niye insanları birbirine düşman ediyorsun? Kürt, Türk bir arada durmasın. Toplum içinde parça parça, paramparça dursunlar ki her birini ayrı ayrı rahat bir şekilde dövelim, sövelim, katledelim, sahipsiz kalsın istediler. Bu nedenle yeni yaşam teklifimiz, önerimiz bunları çılgına çeviriyor. Bu nedenle ısrarla bize saldırıyorlar. Durdurmaya çalışıyorlar. Çünkü faşizmin temeline dinamit koyuyoruz, dinamit. Faşizmi bu topraklarda söküp atacak hamleyi yapıyoruz. Devleti faşizmin, tekçiliğin, ırkçılığın, cinsiyetçiliğin elinden alıyoruz. Bu devlet hepimizin ortak devletidir diyoruz. Bu vatan hepimizin ortak vatanıdır.